Türkiye Kamusen'in Doğu Türkistan'da Türkmenlere Çin tarafından yapılan zulüm için tüm ülke genelinde eş zamanlı yaptığı basın açıklaması Aydın İl Temsilciliği tarafından da gerçekleştirildi. Türk Kamusen Aydın İl Temsilciliği tarafından Aydın Efeler Sevgi yolunda düzenlenen basın açıklamasına Türk Ocağı ve Ülke Ocakları da destek verdi. Türklerin ana yurdu olan Doğu Türkistan'da Türkmenlerin Çin hükümeti tarafından göz göre göre zulme uğradıklarını ve bütün dünyanın bunu görmezden geldiğini vurgulayan Türk Kamusen Aydın Şube Başkanı Rıdvan Naci Devli, Ramazan ayında Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken bütün dünya yine kör, sağır, dilsiz, bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektir diye konuştu. Türk milletinin büyük çoğunluğunun yaşanan insanlık dramından haberi dahi olmadığına dikkat çeken Devli, Türkmenlerin dünyanın uzak köşesinde yapayalnız bırakılmasının yürekleri yaktığına işaret etti. Türkmenler üzerinde uygulanan bu katliama ne hükümetin ne de dünya devletlerinin seyirci kalmasının asla kabul edilemeyeceğini savunan Devli, Türk devleti büyük olacaksa sınırlarımız dışındaki kardeşlerimizle büyüyecektir ifadelerini kullandı. Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan'dan yükselen çığlıkla yüreklerimiz yanıyor. Ramazan ayında Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken bütün dünya yine kör, sağır, dilsiz, bu hayasız, bu alçakça zulmü seyrediyor. Ne yazık ki milletimizin büyük çoğunluğunun yaşanan insanlık dramından haberi dahi yoktur. Çin devleti yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Türkistan kan gölü haline gelmişken hükümet yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş yüz binlere, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur. Mesele Müslüman olmaksa Uygur Türkleri de Müslümandır. Mesele insan olmaksa Türkler de insandır. Vahşete sesini çıkarmayanlar utansın. Stratejik derinlik diyerek Türk milletini dipsiz kuyulara mahkum edenler utansın. Ey yetkililer, ey sözde insan hakları savunucuları, binlerce yıllık kadim Türk yurdunda en temel insani değer olan inanca saygı ayaklar altına alınıyor. Soydaşlarımızın ibadet etmeleri engelleniyor. Doğu Türkistan'da çocukların boyunları bükük, minareleri ezansız, camiler cemaatsiz kalmış durumda. Ey insanlık, taş mı kesildiniz? Neredesiniz? Kürsülerde aslan kesilen sözde dünya lideri, gerçekler karşısında süt dökmüş kedi mi oldun? Bir Türk olarak sınırlarımız dışında kalan Doğu Türkistan'da yaşanan soykırım, Musul'da, Tel Afer'de, Türkiye'nin, Suriye'de, Türklerin yaşadığı bölgelerde yaşanan etnik temizlik ve dünyanın dört bir yanında soydaşlarımızın yaşadığı zulüm yüreklerimizi yakıyor. Dünyanın her yerinde Türk'e karşı girişilen bu saldırılar, tarihten Türk isminin silinmesini için çabalayan şer odakların bir planıdır. Beşikteki bebeklerin çığlığı yüreğimizi yakıyor. Binlerce yıldır Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı bu topraklardan sürülmesi, ırzanın ayaklar altına alınması, katledilmesi yüreklerimizi yakıyor. Türkmen kardeşlerimizin dünyanın uzak köşesinde yalnız bırakılması yüreklerimizi yakıyor. Değerli arkadaşlar, Türkmenler üzerinde uygulanan bu katliama ne hükümetin ne de dünya devletlerinin seyirci kalması asla kabul edilemez. İslam'ın Türklüğün sancağını güneşin doğduğu en uzak noktada dalgalandıran Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ilgisizliğin girdaplarına, cezaplara teslim eden anlayışı şiddetle protesto ediyoruz. Türk milleti uyan, kardeşin katlediliyor. Bu katliama seyirci mi kalacağız? Elimize kardeş kanı mı bulaştıracağız? Yerin dibine geçsin tatil Çin devleti. Kırılsın Türkiye'ye saldıran eller. Yok olsun Türkiye kefen biçenler. Irzımızdır çiğnenen, evlatlarımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. Hepinize saygılar sunuyorum.